Muhterem Hahambaşı, Türk Yahudi toplumunun değerli başkanları, değerli mensupları, sayın büyükelçiler, sayın başkonsolos, başkonsoloslarımız, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Bugün burada Nazi zulmünden kaçmak amacıyla Köstence Limanı'ndan Struma isimli gemiye binen ancak 24 Şubat 1942 tarihinde Karadeniz'de elim bir şekilde yaşamları sona eren 103'ü çocuk, 768 masum insanı anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Özellikle her birini tek tek saygıyla anarak programımızı arz etmek isterim. Türk Yahudi cemaatini temsilen Türkiye Hahambaşı Müşaviri Sayın Adil Anjel'in konuşmaları, İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Özlem Bozkurt Gelin'in konuşmaları, Hahambaşı Rab Sayın İsa Alevan'ın, İsa Bey'in konuşmaları ve duaları ve kendisine Duahan Natan Sliki eşlik edecekler ve Struma gemisinde hayatlarını kaybedenlerin anasına denize çelenk bırakılması. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, şimdi müsaadelerinizle Türk Yahudi cemaatini temsilen konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Hahambaşı Müşaviri Sayın Adil Anjel'i davet ediyorum kürsüye. Sayın Valim, sevgili Hahambaşım, Dışişleri Bakanlığımızın ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın değerli temsilcileri, saygıdeğer büyükelçiler, başkonsoloslar, konsoloslar, sayın davetliler. Ülke olarak büyük bir felaket yaşadığımız bu günlerde, bundan tam 81 yıl önce gerçekleşen başka bir felaketi almak üzere burada tekrar toplanmış bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın İnsanlık tarihinin kara bir lekesi olarak nitelendirdiği çok hazin bir hikayedir Struma. Avrupa'daki Nazi zulmünden kaçan diğer milyonlarca dindaşları gibi Romanya'dan Filistin topraklarına gitmeye çalışan çoluk çocuk 778 Yahudi'nin bu uğurda büyük paralar ödeyerek 12 Aralık 1941'de Köstence'den büyük umutlarla yola çıktıkları ancak 74 gün sonra aralarından 768'ine Karadeniz'de mezar olan 1830 yapımı sözde bir kurtarma gemisinin, gerçekte ise bir hayvan taşıma mavdasının hikayesidir Struma. Değil 778 insan, 778 koyunun bile barınamayacağı bu tabut gemiye doluşan çaresiz insanlar, özgürlüklerine kavuşmak umuduyla büyük zorluklarla 3 günde İstanbul'a varmış ve tam burada Sarayburnu açıklarında demirlemişlerdi. İşte o andan itibaren çetin pazarlıklar başlar. Filistin'i kontrol eden İngilizler, Arapları kızdırmamak için vize vermezken, Almanlara yaranmak isteyen Romenler bu insanları geri kabul etmiyor. Arada kalan dönemin Türk hükümeti ise gerek Almanlardan gelen baskılar, gerekse de aynı baskılar sonucu çıkartılan 1938 tarihli bir kararnameyi gerekçe göstererek yolcuların karaya ayak basmalarına izin vermiyor. Çetin kış şartları ve hijyen problemleri gemide yaşamı cehenneme çevirirken, yolcuların geminin iki tarafına astıkları değişik lisanlardaki bize yardım edin pankartlarına Kızılay'ımız ve Türk Yahudi toplumunun az sayıdaki üyesi yiyecek göndererek yanıt vermeye çalışıyordu. Bazı iş adamlarının girişimiyle 8 kişilik bir aile ve düşük yapan hamile bir kadın gemide inmeyi başarırken, diğer 769 kişi ise kaderleriyle baş başa kalıyorlardı. Pazarlıklar sonuçsuz kalıyor ve bu kabus gibi 70 günün sonunda Struma, 23 Şubat 1942 tarihinde motorları olmadan römorkörlerle Karadeniz'e çekilip 10 kilometre açıkta kaderini terk ediliyor ve ertesi sabaha karşı bir Rus denizaltısı tarafından torpillenerek batırılıyor. Ve sonuçta bir kişi hariç yüzden fazlası çocuk olan 768 masum Yahudi Karadeniz'in soğuk sularında can veriyordu. 768 masum insan ölmüş, ancak 73 yıl boyunca Struma ile ilgili herhangi bir resmi tören düzenlenmemişti. Ta ki 2015 yılına kadar. 24 Şubat 2015'te bu anma törenlerinin ilkinde dönemin Kültür Bakanı Sayın Ömer Çelik tam bu kürsüden şöyle demişti. Struma,
tarihimizin bir parçasıdır. Bir daha asla tekerrür etmemesi için her sene akitleşmek üzere bu törenleri yapmaya başlıyoruz ve bunu asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ve bugün de bu törenlerin sanırım 8.si oluyor, 8.sini yapıyoruz. Ülkemizi takip eden Romanya ise ilk kez geçen yıl Köstence'de bir anma töreni düzenlemiş ve 80 yıl aradan sonra sorumluluğunu yerine getirmişti. Umudumuz, bu anma törenlerinin basit birer tören olarak kalmaları değil, dünyamızda halen tüm şiddetiyle devam eden, başta antisemitizm ve İslamofobi olmak üzere, tüm nefret söylem ve eylemlerinin son bulması için ülkelerin gerekli hukuki altyapıyı kurmalarına ve uygulamalarına vesile olmalarıdır. Sözlerime son verirken, Struma'da hayatını kaybeden 768 Yahudinin ve son 3 haftadaki depremlerde hayatını kaybeden 43.556 vatandaşımızın aziz anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Anjel, teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, bu anlamlı törenin ev sahipliğini de üstlenen İstanbul Valiliğimizi temsilen İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Özlem Bozkurt Gevrek'i saygılarımla kürsüye davet ediyorum. Dışişleri Bakanlığımızın ve İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin çok değerli temsilcileri, sayın büyükelçiler, değerli başkonsoloslar, Türk Yahudi toplumunun değerli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Sözlerime Kahramanmaraş merkezde olup 11 ilimizde büyük felakete yol açan ve hepimizin yüreğini derinden yaralayan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. Bu zor günlerde dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından afetli vatandaşlarımızın yardımına koşan, büyük bir gayret ve fedakarlıkla yaraları sarmaya çalışan herkese şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin, ülkemizin ve tüm insanlığın bir daha böyle bir afeti yaşamamasını tüm kalbimle diliyorum. Saygıdeğer katılımcılar, bugün çok önemli bir hadisenin, Struma faciasının yıl dönümünde bir kez daha birlikteyiz. Benim de ikinci törenim bu. Bu vesileyle 81 yıl önce hayattan koparılan, sevdikleri tarafından toprağa dahil edilemeyen 768 masum insanın aziz hatırasını saygı ve hüzünle yad ediyorum. 12 Aralık 1941 tarihinde Köstence Limanı'ndan ayrılan Struma, Nazi zulmünden kaçıp güvenli topraklarda yeni bir hayat kurmak isteyen Yahudi mültecileri taşıyordu. Malumunuz seyir esnasında ikinci kez motoru arızalanan gemi İstanbul açıklarında tamamen çalışamaz hale gelmiş, Saraybunu açıklarına demir atmak zorunda kalmıştı. Struma'da mahsur kalan insanlara yardım için Türk Dışişleri, Türk Kızılayı ve Türk Yahudi toplumu seferber olmuş, geminin arızasını giderilmesi için teknisyenler görevlendirilmişti. Ülke olarak o günün savaş şartlarında Yahudi mültecileri taşıyan geminin sularımızdan güvenli geçişi ve varış limanına ulaşılabilmesi için çabalar sarf edildi. Ancak maalesef gereken diplomatik izinlerin tehlikeli yolunda ilgili devletlerle yürütülen müzakereler olumsuz sonuçlanınca 23 Şubat 1942'de Saraybunu'nu terk ederek
Karadeniz'e yönlendirmek mecburiyetinde kalınan Şutruma sadece bir gün sonra bir Sovyet denizaltısı tarafından torpille vurularak batırıldı. Ve 103 çocuk, 768 masum insan hayata veda ederek umut dolu yolculukları da bu hüzünlü olayla son buldu. Şutruma hadisesinde hiç şüphesiz ki birçok ülkenin sorumluluğu var. Bizim için Şutruma, İkinci Dünya Savaşı'nın en karanlık günlerinde 70 gün süreyle ilgili devletler nezdinde sergilediğimiz yoğun çabaların sonuçsuz kalışını hatırlatan derin bir acıdır. Değerli misafirler, bu acı tecrübelerin bir daha yaşanmaması, tekrarlanmaması için aslında hepimizin tarihten çıkaracağı dersler var. Maalesef günümüzde de savaştan ve baskıdan kaçarken hayatını kaybeden, aralarında çok sayıda çocuğun ve kadının bulunduğu göçmen ve mülteciler var. Bu durum bize ne yazık ki uluslararası toplumun üzerine düşen görevleri yerine getirmede yeteri kadar çalışmadığının da göstergesi. İkinci Dünya Savaşı yıllarında binlerce Yahudinin Orta Doğu'ya ulaşması ve Holokost'tan kurtarılmasında önemli rol üstlenen Türkiye, bugün de dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapmaya çalışıyor. Ülkemiz tarih boyunca olduğu gibi bugün de savaş ve zulümden kaçan, yurtlarını terk etmek zorunda kalan mazlumlara kapılarını açıyor, umut olmaya çalışıyor. Bu noktada benzer trajedilerin yaşanmaması için antisemitizm, İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, ırkçılık gibi problemleri adeta bir virüs gibi yaygınlaştığı çağımızda her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek için bütün insanların, ülkelerin hepimizin ortak sorumluluğu ve görevi olduğuna inanıyorum. Küresel barış ve huzuru tehdit eden bu aşırılıklara karşı uluslararası işbirlikleri yaparak birlikte hareket etmek aslında en güzeli. Bir daha aynı travmaların, başka holokostların yaşanmaması için aynı amaçla çarpan yüreklerin ortak çaba harcaması aslında çok önemli ve anlamlı. Son olarak, tüm insanlığın müşterek yarası olan Holokost'ta ve Holokost'un neden olduğu sayısız insanlık dramlarından biri olan Şutruma faciasında hayatını kaybedenlerin aziz hatıralarını bir kez daha saygıyla anıyorum. Asırlardır bir arada yaşadığımız, sevinç ve kederimize ortak olan Yahudi vatandaşlarımıza en derin taziyelerimi sunuyorum. Barış dolu bir dünya temennisiyle sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İstanbul Vali Yardımcımız Sayın Özlem Bozkırk'a teşekkür ediyoruz. Son olarak efendim, bu elim hadise sonucu hayatını kaybeden masum insanların ruhları için dua etmek üzere muhterem hanımbaşı Sayın Rav İsa Kaleva'yı ve beraberinde duanın Sayın Nathan Sidiki'yi davet ediyorum. שאומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו ימליך תורה ועדיר יתקדש שמר הבא ואמר דברך חילותי ואומר מלכותי ועצמך הוא כנב מקרב משכה וחייכון Amen. כל תלמידי תלמידי הון,
Laskin ve on ekta kadışa di ve adraden dedi bu kola tarla tar yehezana ve lehon şelama khinna ve gizda ve rechame bin kodam mare şimaya ve ara ve imru amen yehez şerama rabami şimaya alim sağar şuha ve nekama ve zaba Ağula. Ufku ağula olsun halka para. Eyvah ve selam. Eyvah ve selam. Lanu. Haram İsrail'in. Amen. Sey şalom. Ağula. Ağula. Sey şalom. Ağula. Ağula. Ağula.
Consul General, please. Hold on. Consul General, here please. Here please. Okay. Ready? Evet. Pardon. Geldiler efendim. Evet. You are ready? Sorry. Bir saniye. Tabii ki. Evet, alabiliriz. Evet. Çok özür dileriz. Evet. Evet. Basın mensup arkadaşlar, kartları alalım. Thank you.